Efendim bir haftayı daha geride bıraktık. Bugün de yine Gökalp İçer, Selçuk Geçer, Kripto Show. Abi bu giriş çok güzel oluyor ya. Show dolu dolu oluyor böyle. Oluyor da şovu biz yapmıyoruz. Bitcoin yapıyor şovu yani. Bize şov yok. Bitcoin yapıyor. Bitcoin harbi ne şov yaptı ya. Sen de şovunu yaptın, kabul et. Geçen hafta 22-23 diyordun. Geçen hafta mı? Eylül'den beri söylüyoruz yani. Ne geçen haftası? Ama geçen hafta kısa vadeli de söyledim bunu. Ya aslında yok. Söylüyorsun. Bakma, kısa vadede de dedin 22-23'ü görebilirdin. Evet, yani 20'nin üstüne 22 seviyesini doğru söylüyorsun, işaret et. Tabii ilginç. 23.800'ü gördü. Biz 22.000 psikolojik seviye ve 25.000 psikolojik seviyelerini, 25.000 dolar psikolojik seviyelerini işaret ediyorduk. Böyle hareketler, yani çok önemli psikolojik dirençlerin üstündeki hareketlerde şu oluyor. Her yerde biz Bitcoin tarihi zirveyi gördü, şu bu falan, her yerde duyuyoruz değil mi? Twitter'da işte trend oluyor, trend topik oluyor, Google trendlere giriyor falan filan. Her yerde görüyoruz. Finans tarafından bakıldığında, bir trading tarafından baktığında da bunun yansıması şu. Öyle seviyelerin hemen üstüne kademeli olarak bir sürü alım emri tetiklenir. Yani siz 20.000 seviyesinin üstünde 20.100, 20.050, 20.150, 20.200, 250'de kademeli bir sürü ve artan volümlerde, hacimlerde alımlar tetiklenir. İnsanlar hacim bırakır. Çünkü şunu düşünürler, 20.000'in üstünde direkt 21.000 ve 21.500 seviyeleri hemen görülür diye düşünürler. Tam o oldu ve iyi harekette hızlı cereyan etti. Geçen hafta birebir bu cümleleri kurdun Gökhan. Evet. Hatta ben şu soruyu sordum sana. 20.000'i kırarsa ne olur dedim. Çatlaya gider dedik. Sen de birebir bu cümleyi kurdun. Nitekim sahiden de dediğimiz oldu. Yani 22.000, 23.000 ciddi tetiklendi. Neredeyse 25'e gidiyordu. 20 seviyesi önemli tabii. Neden önemli? Çünkü geçen sefer işte 2017'de görmüş, göremedi aslında. Tam 20.000 değil, 19.000 küsurat. Gene gördük birkaç hafta öncesinde. Gördü ama aşamadı. Düşemedi de bu arada yani. Hani çok hani 17.800, 18.000 küsuralara düşü kaldı. Daha da düşemedi. Onun üstünde de işte akümüle oldu emirler. Böyle zamanlarda da bu yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani varlığın ne olduğu önemli değil abi. Bunun adı ister Bitcoin olsun, ister dolar TL olsun. Ne olduğu önemli değil. İstiyorsa portakal suyu iklim kontratı olsun. Bu portakal suyu ve iklim kontratı çok seviyorum. Çünkü insanlar... Çok havalı, bir de insanlar olmadığını düşünüyor ama var yani. Öyle bir şey, kontrat var ve trade ediliyor. Ve emirler hızlı tetiklenir ve tıkır 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 piyasa gider. Tam da Bitcoin'de o oldu yani. Peki korkmamız gerekiyor mu şu anda? Neden korkacağız? 23.800 falan çok tepe noktalar değil mi bunlar? Geçen gene bir yayında söyledim bir televizyon kanalında. Ben bu bütün gelişmelerin hepsinin, yani işte 2-3 aydır konuşuyoruz. Bunun öncesi de var yani, bizim konuşmadığımızdan öncesi de var. Bu gelişmelerin hepsinin ben hala faz 0 olduğunu düşünüyorum. Daha koklandı insanlar, piyasaya girecek. Neden Bitcoin buraya geldi? Kurumsal yatırımcılarla geldi yani, işte satılamıyor yani. Satılamıyor dedim. Günde 900 bin tane üretilen bir varlıktan bahsediyorsunuz. Abinin biri geliyor diyor ki çağ, ben 40 bin tane alacağım şimdi. Hadi sana 40 bin vereceğiz de başkaları ne olacak gibi hani bir konu var. Kıtlık. Kıtlık, bravo. O yüzden de saçma sapan tahminler var yani. 318 bin bir var. İşte bu hafta yine biri 400 bin demiş yani, hangi kafayla söylüyoruz. Diyoruz da hani hangi kafayla diyoruz da iş garip bir şekilde o tarafa doğru da gidiyor gibi. Mesela Bloomberg'un geçen hafta senin işaret ettiğin tahmini de 55 bin dolar tahmini bayağı olabilir bir tahmin haline gelmeye başladı. Masada değil mi? Gördüğüm kadarıyla. Evet, artık evet. Masada bence. Evet. Bu saatten sonra. Bu arada şöyle, ben söylüyorum ve gülüyorum 318 bin, 400 bine falan, ama çok içimde de yani söylemediğim kısımda da açıkçası ince bir olasılıkta atfediyorum. Örnek veriyorum, işte Guggenheim 10 bin dolarlardan beri alıyor Bitcoin. Geçen hafta, 2 hafta önce de biz burada söyledik. Varlıklarının %10'uyla, yani bu işe ayrılmış varlıklarının %10'uyla 500 milyon dolar ediyordu o. Yine çat diye aldı. Aldığı fiyat neydi? 18.000, 19.000 dolar. Şimdi bu adam 19.000 dolardan alıyorsa 21.000 dolardan çıkmak için almıyor bunu yani. Daha yukarıda bir upside görüyor ki, öyle bir beklenti var. Büyüklükleri de 230-235 milyar falan bu beyefendilerin. Velhasıl... Ülke gibi yani. Ülke gibi, evet. Bravo, ülke gibi, aynen öyle. Ülke gibi yani. Tabii abi, aynen. Çok ciddi rakam yani. Evet. Velhasıl hareketin rasyoneli biraz bu. Yani hani katılımcılar geldi, zaten vardılar. Birkaç tane çok büyük borsaya erişilemedi. Böyle zamanlarda biz oturup durum raporu çıkartırız kendi teknik ekibimizle. Bizde olmasa bile, bizde yaşanmasa bile neden bu borsalara erişilemedi, sebepleri nedir diye. Kötülemek için söylemiyorum. Zaten öyle şeyler yaptıklarını bilerek de erişilemediğini de düşünmüyorum. Ama işte bu emir yoğunluğunun başka bir pencereden okumasıdır bu. Yani insanlar öyle seviyelerin üstünde koştururlar almaya. Telefon kilitlendi. Gibi, bravo. Telefon kilitlendi gibi. Koştururlar almaya. Koşturduklarında da herkes aynı kanala girdiğinde de patlar yani. Aynen tabanı öyle. Kaldırmaz. Bu arada şöyle bir yorum yapacağım. Katılır mısın, katılmaz mısın? Onu da değerlendirirsen sevinirim. Trend yukarıya doğru gidiyor gibi görünüyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru, sen? Evet. Bunu söylüyorum abi. Biz tam bu dediğini aslında biz seninle konuşmaya başladığımızda yaşadık. Ne zaman işte? 9000 dolarda abi. TL'de yaşadık abi. TL'ye biz çok konuşmuyoruz burada. Konuşmuyoruz dediğim lafın arasında geçiyor da teknik olarak konuşmuyoruz.
konuşmuyoruz. Halbuki biz o zamanlar konuşurken zaten tarihi zirveleri görüyordu Bitcoin TL bazında. 90 bin küsur seviyeleri görüyordu. Oradan geri çekildi falan. Şimdi mesela aynı şeyi görmüş yani. Tarihi zirve yapmış, sonra burayı destek haline getirmiş. Oraya da basıp çıkmış gibi. Sonra basmış. Şu anda kaç para Türk lirası? 170-176 bin TL. 175-176 bin TL civarında. 90 binden 176 bine geldi. Aynen öyle evet. Neredeyse iki katı ya. İki katı evet. Biz bu arada borsa olarak yani iCrypex olarak Tether'i USDT diye bir ürün listeliyoruz. Bu video yayınlanıyorken listelemiş olacağız. Tether ne? Tether bir Tether Limited diye bir tane şirketin çıkarttığı, daha öncesinde Omni protokolünde olan, daha sonra Ethereum RC20 protokolüne geçen, dolara birebir endeksli, kendi varlıklarında yükümlülük kalemlerinde, bu şirketin yükümlülük kalemlerinde arz ettikleri kadar Tether'in karşılığı dolar tutulan bir para biriminden bahsediyoruz. Yani bir Tether eşittir 1 dolar. Bazı spekülatif haberlere konu olsa da Tether Limited şirketi şu anda dünyada en genel akçe, geçer akçe stable coin olarak bunu tanımlayabiliriz. Kendi altlarında aslında Euro, Japon Yeni, Japanese Yen ve Yuan içinde sabit stable coin var. Ama tabii onlar pek bu kadar popüler değil yani. Şeydeki rakamlar çok düşük. Euro ve Japon Yeni'deki rakamlar düşük görece dolarla karşılaştırılırsa. Dolar piyasa hacmi şu an Tether'in 20 milyar doların üstüne çıktı. Ne avantajı var peki? Bunu alıp cebine koyabiliyor yatırımcı. Yani ben doları da koyuyorum cebime diyor ama 500 bin doları koyamaz cebine yani. Hani Tether'i koyabilir. Birkaç milyon Tether'i de koyabilir cebine. Ledger'ına koyar. Sonra onunla birlikte her yerde yani. Hani zaten bu sebeple de alınıp satılıyor. Bunun piyasaya giriş, yani Tether bunu dönem dönem arz eder. Kendi varlıklarını, yükümlülüklerini, liability'sini gösterip arz ediyor piyasaya. Arzı borsalara girmesi de Bitcoin alımın bir indikatörü, öncü indikatörü olarak yorumlanıyor. Geçen hafta bundan biraz bahsetmiştik hatırlarsan. Velhasıl şimdi Tether'i listeleme haberimizi de böylece vermiş olayım. Bitcoin'in veya kripto paraların genel olarak yükselişinin temelinde yatan bazı sebepler vardı. Bunların bir tanesi de altınla aynı sebep yani. Küresel likidite ortamı, artan para arzları, dolaşımdaki paranın artması gibi. Her nasıl şimdi Tether için aynı şeyi söyledik ya. Tether Limited. İçeriye Tether arz ettiği zaman ya bu Tether'de gidip adam elma alamıyor şu an tabii ki. Bir şey alacak. O alacağı şey de Bitcoin. Alacağı şey bol olan bir şeyle çok kıt bir şey alacak. Dolayısıyla kıt şeyin de fiyatı yükselecek. Basit bir aritmetik var yani arada. Aynı fikir altın için de geçerli yani. Bol bir şey var. İşte 7 trilyona oraya çıkmış bir Fed bilançosu var. Düşen değer getiriler var. Hala varlık alacağını açıklayan bir İngiltere Merkez Bankası var. Avrupa Merkez Bankası aynı şekilde. Japonya boş. Biz negatif faiz önermeyeceğiz diyor. Hadi ya diyorum ben de yani. Sağ ol, eksik olma yani negatif. Allah razı olsun önermediğin için. Ama bunların hepsi toplamda şeye yarar. Altına. Tabii altına yarar. Bitcoin'de daha neler olacak? Daha ne olsun? Daha ne olacak? Daha ne olsun? Ne olacak bu Bitcoin? Evet. Onu sorayım. Bir de şu dikkatimi çekti benim. Ethereum aynı oranda yükselmedi Bitcoin'le. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru, yo, doğru düşünüyorsun. Doğru da görüyorsun. Öyle yani aynı hızda. Bu fırsat anlamına mı gelir? Fırsat anlamına gelebilen şirketlerden bir tanesi Ruffer LLP diye bir tane şirket ve One River Asset Management 2021'de toplam Ether ve Bitcoin varlıklarını 1 milyar dolara çıkaracaklarını duyurmuşlar. 1-2 günlük bir haber bu yani. Çok geçmiş bir haber değil. Biz buraya nasıl geldik? Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani işte Guggenheim kalktı, varlık aldı. Bloomberg Amerika'da çıkıp Bitcoin'in fiyatı 400 bin dolar olacak dedi. Çok etik bir davranış yani. önden alıp sonra insanlara Bitcoin 400 bin dolar olacak demek bayağı yerinde. 9 binden topladı. Evet, Amerikan kapitalizminden beklenir hareketler. 10 binden beri topluyorlar bu arada. 10 binden topluyor, 18 binden de aldılar tekrar. Genel olarak kurumsallar oyuna giriyor. Ethereum tarafında da Ethereum'daki senin gördüğün fırsatı gören başka şirketler de var. Ve genel olarak her ne kadar insanlar bunu eleştirse de yani kripto paralar çok oynak, kripto paralar şöyle böyle diye eleştirse de ilginç bir tabir kullanmışlar. Benim de hoşuma gitti. Convex yatırım fırsatı var deniyor. Convex yatırım böyle dış büke şöyle. Tamam. Bu da şu demek yani upside'i çok ama downside'i biraz az. Yani yukarı gidebileceği yer çok ama düşüş riski, downside riski az demek. Genel olarak biraz ağır kaldı Ethereum. Yapılan Ethereum yorumları da Ethereum'un 1000 dolara kadar önemli bir direnç barındırmadığını ve buraya doğru gidecek bir fiyatın piyasa tarafından da doğru ve rasyonel olarak okunabileceğini söylüyor. Şu anda ne kadar? 655 sanırım. İki soru soracağım. Buyurun. 18 bin, 19 bin dolar zirvesi varken 2017'de. Tamam. Bitcoin'in. Hı. Ethereum ne kadardı? Bugün işte 23 bin 800 dolar civarına gelen Bitcoin'le Ethereum'u tabii kıyaslamak lazım. Bitcoin'e paralel bir potansiyel izlerse Ethereum nereye gidebilir onu soracağım. Şimdi o zaman tekrar bir taraftan seninle konuşurken de bakıyorum fiyatlara. Bitcoin ve Ethereum'un üst üste de ekliyorum. Şöyle 2017'de 1400 seviyelerini gördü abi Ethereum. Bayağı tepe değerler gördü. Bitcoin 19 bin o sıralar. 19 binken evet. Hı-hı. Yani Bitcoin 19 binken Ether en tepede gördüğü yeri
tekrar kontrol ediyorum. Evet, 1400 dolar seviyelerini gördü. Bitcoin 3000 dolara düştü. Bu arkadaş da 370 dolara düştü. Daha sonra gördüğü zirvede, tepede 820. Bunu yine seninle burada daha önce konuşmuştuk. Aşağıda da en dipte gördüğü seviye, Bitcoin'in 3000 dolar etrafında süründüğü dönem. Bu da 120, 130, 150 dolarlar seviyesinde falan gördü. Şimdi burada grafik hakikaten çok keyifli. Çift dip yapmış, bayağı güzel bir hareket var. 490 direncinin üstünde kırılmış ve alım gelmiş falan. Net baktığımızda hemen benim gördüğüm 830-840 dolara kadar gerçekten anlamlı bir direnç yok. 1000 dolar diyorlar da ben orada 840'ta bir seviye görüyorum. 830'a kadar bence anlamlı bir seviye yok. Birebir şu an aslında Ether, Bitcoin 20.000 dolara gitti. Bunun karşılığında hadi Ether de gitseydi ne giderdi? 1300-1400 olması lazım aslında. Hani tabii direkt böyle yorumlamıyoruz. Hani 1000 tane rasyonel var artık altında da. Elbette. Ama çok düz sordum. Evet, ama bu şu cevabı da veriyor. Bu dediğim şirket gibi burada fırsat gören insanlar var. Bu arada Ethereum'a karşı bir veya Ethereum'u daha iyileştirmeye çalışan teknolojilerin hepsi de ne bileyim Tron'undan tutun işte şeye Avax'ına, Algos'una kadar. Bunun geliştiricileri Avalanche. Bunların geliştiricileri de aslında Ethereum'u seviyor ve destekliyor hala. Sadece daha iyi seviyeye getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla genel kamu tarafından kamuoyu tarafından destek bulmuş bir kripto coin'den bahsediyoruz Selçuk Beyciğim. Bunun bir çıktısı da aslında şu. 8 Şubat'ta 2021'de yani 1,5 ay sonra 8 Şubat'ta CME, Chicago Mercantile Exchange, Amerika'daki future, Ethereum'u aynen Bitcoin future'ları gibi listelemeye karar verdi. Ethereum orada yoktu biliyorsun. Şey vardı, CME de sadece Bitcoin listeleniyordu. Ethereum da artık orada listelenmeye başlayacak. Dolayısıyla bu birkaç tane anlama gelir. Ethereum future'larının bakacağı bir tane regüle yer var artık. Ethereum future'ları trade ediliyor çünkü zaten exchange'lerin, borsaların bazılarında. Bunun bakılacağı bir yer var. Bu anlamda önemli. Artı orada alım satılacak. Fonların belki hani alıp satacağı bir yer haline gelecek o falan. Bu da toplam piyasada bir fiyat olarak da ben karşılık bulmasını bekliyorum. Ne zaman geldi bu hareket? Bizim ya acaba stake için işaret edilen 524 bin Ether'lik rakam tutturulacak mı seviyesinin 1,5 milyon rakamına ulaştığı an geldi. Dolayısıyla faz sıfırı başarılı bir şekilde geçmiş oldu. Chicago Mercantile Exchange yani CME'deki hareketin de karşılığı bu. Yani insanlar artık Ether de alıp ceplerine koyuyorlar. Eski bir fon yöneticisi bir abimiz Whitney Wilson diye bir adam. Diyor ki Bitcoin almayın, Bitcoin'den uzak durun. Almayın, satmayın, uzak durun bundan diyor. Bu adam kim? Bu adam 2017'de Bitcoin'deki o 19 bin dolar yükselişinden 3 bin dolar olan düşüşü tahmin etmiş kişilerden biri. İnanılmaz da bir şey yok zaten. Öyle histerik fiyatlamalarda düşüş 10 kişi söylese biri tahmin edecek zaten. Ama önemli çünkü eski fon yöneticisi. Bu diyor ki Bitcoin almayın satmayın ama şu anda bulunduğumuz yer ve gündem 2017'dekinden farklı. Bu yüzden de Bitcoin shortlamak yani Türkçesi açığa satmak yani Bitcoin'in düşüşüne bir iddiada bulunmak tehlikeli olabilir diyor bu beyefendi. Üstelik bu seviyede diyor. Bu seviyede söylüyor yani 19 düzeltiyorum 22-23 bin dolar seviyesinde söylüyor. Ama bunu söylerken bir taraftan da şey diyor içsel değeri yok diyor bunun. Geçen hafta da konuştuk bir ev gibi işte bir arsa gibi bir hisse senedi gibi bir dividendi yok bir şey yok. Bir bono gibi bir yield'ı yok faiz yok falan filan diyor. Ben pek onunla katılmıyorum. Burada bir ufak bir tarihsel bir anekdotla düşmek istiyorum. Buyurun lütfen Gökhan. Yani faiz nasıl çıktı diye tekrar şöyle bir dönüp baktım. İlk bu iş tahılların, çiftçilerin ürettiği ürünlerin hırsızlar tarafından çalınması ve korunamaması sonucu ortaya çıkmış. Yani çiftçi topluyor iki çuval. Diyor ki ben bunu koruyamıyorum. Bu patlayacak, alacaklar bunu. Gidiyor tapınağa bırakıyor. Sonra tapınaktan önce hiçbir şey almıyor. Sonra bir süre geçiyor. Ya diyor ki bir dakika bana biraz para bırak. Çünkü ben senin için burada bunu saklıyorum. Bırakmaya başlıyor. Ufak tefek. Yani 100 bıraktı. 5 ona bırakıyor falan. Bazı çiftçiler de var ama üretememişler ama ödeme yapmaları lazım. Yine tapınağa gidiyorlar. Ya diyor bana buradan 2 tane çuval ver. 100 çuval ver. Tamam ben sana bunu 120 çuval olarak geri vereceğim. Yani tapınak bu işten para kazanmaya başlıyor. Faiz kazanmaya başlıyor tapınak bu işten. Bir süre sonra tabii bu iş daha ticari hale gelmeye başlıyor. Kabilenin ileri gelenleri yapmaya başlıyor bu işi. Sonra tapınak diyor ki faiz falan yasak kardeşim yapmayacaksınız diyor. Çünkü benim faizi götürüyorsunuz. Evet çünkü benim faizi götürüyorsunuz. Ama bu hikaye gerçek bu arada. Bunu tekrar bize hatırlatan ve şey yapan Mafya Hoca'ya selam olsun. Sevgiler. Onun blogunda da var. Çok da tane tane de anlatıyor. Şimdi Bitcoin'in içerisinde acaba böyle bir yield var mı yok mu sorusunu soruyorken aklıma benim dönüş şu geliyor. Şu an Deribit'te ya da Skew'da Bitcoin future'larının, kontratların hangi vadelerde, hangi fiyatlardan geçtiği, hangi fiyatlardan fiyatlandığını, hangi seviyelerden fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu da şu demek. Eğer ben kalkıp Aralık kontratıyla Haziran 2021 kontratını aynı fiyattan fiyatlamıyorsam çok basit bir future formülü var değil mi? Ne dayanak varlık çarpı işte 1 artı faiz vadeye kalan gün sayısı. O zaman bir faiz var onun içerisinde değil mi? Ona tabii bir yield atfediyorsun. Fark etmez şu an X borsa A birim kadar faiz atfetmiş.
CME B birim kadar atfetmiş. Bunların aralarında vade ya da fiyat olarak bir arbitraj olabilir. Zaten biz de diyoruz ki piyasa derinleştiğinde bu arbitrajlar ortadan kalkacak, azalacak bu arbitrajlar. Bu arbitrajlar azaldığında da daha doğal ve daha insanların ikna olduğu ve uzlaştığı faiz seviyeleri ortaya çıkacak. Eğer bu ortaya çıktığında da işte al sana bunun içerisinde bir içsel değer. Bunun içerisinde bir içsel değer atfetmiş olduk. Ne diyorduk biz? Goldman, JP falan bu en tepelerdekiler bu oyuna giriyor. Goldman Bitcoin'deki bu harekete rağmen altın tahtının edemeyeceğini düşünse de JP Morgan edeceğini düşünüyor mesela. Şimdi benim dikkatimi çeken şey daha fazla Bitcoin fiyatının 20.000 dolardan 23.000 dolara gitmesi değil. Ne zaman ben piyasada Bitcoin'den derive edilmiş, şu an var ama yani piyasada daha fazla olan türev ürünler görmeye başlayacağım. Biz her nasıl Türkiye'de 2008 krizinden sonra vıdımıtlar falan ihraç ettik. Varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç ettik Türkiye'de. Öyle değil mi? Doğru. Şu anda hisse senedi piyasasına baksınlar. Dolar TL kontratlarında işte hisse senedinin bazı vadelerinde, future'larında arbitraj var. Demek ki Bitcoin'de de bu var. Bu türev ürünlerin fazlalaşması zaten piyasayı da derinleştirecek. Çünkü o türev ürünleri de korunmak için, hedge için alıp birileri dayanak varlığın kendisini alıp satmak durumunda kalacak falan. Piyasa böyle derinleşecek. Derinleşiyor da zaten. Öyle oluyor. Bu beyefendinin söylediği, ya Bitcoin içerisinde daha önceden Rubini'den bahsetmiştik. İçsel değerin olmadığı fikrine ben katılmıyorum. Kaldı ki şu an bizim geçen hafta böyle hafif böyle dudak büküp de küçümsediğimiz DeFi ekosisteminde 14 milyar dolarlık bir şey var. Ya bu da biraz güdük kalıyor demiştik. Bugün 16 milyar dolar o. İlk faiz hikayesini bu yüzden anlattım. Kıt bir kaynak var ve bu takasa saklamaya konu olabiliyor. Borç alma vermeye konu olabiliyor. Eğer bu borç alma vermeye de konuysa bunun içerisine faiz giriyor zaten yani ister istemez. Hadi gel biraz uçuk kaçık rakamları konuşalım. Kaçı? 400 bin. 400 bin. 400 bin. Bu Guggenheim'den geliyor. Guggenheim geçtiğimiz hafta 18 bin 19 bin dolar seviyesinden Bitcoin alan fon. O dönem ama bir sürü aldı. Blade.one aldı. MassMutual aldı. İşte PayPal'ı biliyoruz. PayPal diyor ki ben Bitcoin'le trade etmeye izin vereceğim diyor. PayPal'ın hissesi %17 yükseldi birkaç haftada. PayPal'ın hissesini alan adam da demek ki burada bir şey görüyor. Değer görüyor demek ki. Bunu öyle yorumluyorum ben. Guggenheim aldı. Guggenheim'in tabii hani ben 10 binden alıp sonra 18 binden alıp Bitcoin 400 bin dolara gidecek demesi. Böyle ya bir dakika dur diyorsun. Hani başkası dese inanırsın. Ben biraz daha ayakları yere basmalı diye okuyorum. 2021'in sonuna doğru ya da 2022'de ya da 2020'nin herhangi bir anında içerisinde 50 bin 55 bin doları gördüğümüzde de ya bak onu konuşmuştuk ama hiç onu düşünmüyordum demeyeceğim elbette. Ama 300-400 bin dolar gibi rakamları bilsem, emin olsam, matematiksel olarak hesaplasam da etik ahlak ilkelerim gereği burada söylemem yani zaten hani. Anladım. Peki bir şey soracağım. Mesela 100 bin doları aştığında size ulaşabilecek miyiz Gökalp Bey? Yok onu ben söyledim. O zaman ben yok. Cep telefonumu bile değiştireceğim yani. Şaka yapıyorum, öyle bir şey yapıyorum. Hiç şaka gibi görünmüyor. Bitcoin 3000'den 23000'e geldi, buradayım hala. Son bir soru. Evet. Tamam yükselecek diyorsunuz da Bitcoin, daha da gidebilir diyorsunuz da Bitcoin. Yine de ben tedirginim kardeşim. Bu kripto para mevzusu da artık bana çok cazip gelmeye başladı. Bir şekilde de yatırım yapmak istiyorum diyenlere ne söylersin burada? Ethereum alsın, Link alsın, Avax alsın. Alabilir yani. Bitcoin'in 23 bin dolar seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyorum ben de. Evet, anlıyorum da. Daha önce de söylemiştim ama. Böyle hareketlerde trendin 1/3'ünü yakalamayı hedeflemesi lazım insanların. Sadece ben de söylemiyorum yani. Genel trading ekolü böyle şeyler söyler. Yani bunu yakalamayı hedeflemesi lazım. Ama bir taraftan şunu da biliyorum. 23 bin dolar seviyesi neye göre yüksek diye de soruyorum. Bir portföy yapması ve sepet yapması lazım dememden kasıt o. Ben hala böyle bir işe giriyorsam, anlamlı rakamlarsa, onun bir kısmıyla ufak tefek de olsa bir kısmını mutlaka Bitcoin alırdım. Hala Bitcoin'de bir yatırım yapardım diyorsun. Tabii yani bu ben söylememe gerek yok. Yani bu hani Gökalp söylediği için almasınlar ama MassMutual söylediği için alabilirler ama. Yani işte BlackRock söylediği için alabilirler. Onlar bu işe giriyor çünkü ve aynı sahikle giriyor. Fidelity giriyor bu arada yani. Fidelity gerçekten Fidelity Investment bu işe giriyor. Demem o ki hani mutlaka portföyde olması lazım. Zaten portföyde öyle yönetilir aslında. Yani ağırlığını azaltırsın, arttırırsın. Geç girmiş bir adam için ağırlığını daha düşük tutabilir. Ama 10.000'den, 15.000'den, 16.000'den maliyetlenmiş biri, 4.000'den maliyetlenmiş ve anlamlı bir rakamda maliyetlenmiş biri buralardan bir miktar ağırlık azaltabilir. Çünkü yeteri kadar kâr etmiştir. Orada yeteri kadar getiri üretmiştir, ar üretmiştir. Oradakini biraz Ethereum'a mesela aktarır. Bilmiyorum hani o artık... Kendi kararı o. Kendi kararı ve portföyü nasıl gittiğiyle ilintili. Dur unutuyorduk az daha. Buyurun. Eğitimler abi. Bravo. Az daha unutuyorduk. Bravo. Sen onları hazırlarken ben şunu söyleyeyim.
Burada yaklaşık 3-3,5 aydır bu programları yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta konuştuğumuz Bitcoin rakamı 9.000 dolardı. Bugün konuştuğumuz Bitcoin rakamı 23.800 dolar. Ethereum 350-360 dolar civarındaydı. Yanılmıyorsam. Evet. Yani tam rakamı elbette veremiyorum ama. Bugün konuştuğumuz rakam 650 dolar. Link yine 8 dolar civarında falan da bildiğim kadarıyla 12 dolara geldi. Ether'le Link bir Bitcoin kadar yükselmedi ama bu bir fırsat olarak da görülebilir. Onu söylüyoruz. Bu koşun gidin Link alın Ether alın demek değil. Böyle bir iddiamız yok. Hep söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeceğim. Gökalp de buna katılacaktır sanıyorum. Artık dijital paralar, kripto paralar kaçınılmaz arkadaşlar. Onun için portföyünüzde bir miktar bulundurmanız her zaman faydalı gibi görünüyor. Dünyanın gidişatı o yönde çünkü sadece kripto paralar için değil her piyasa için kullanabileceğiniz eğitimler. Bir eğitim paketi başlatıyor. Evet. iCrefX ve sevgili Gökalp. Yatırım yapın yapmayın arkadaşlar. Bu eğitimlere katılmanızda fayda var. En azından piyasaları daha iyi okuyabilmeniz, finansal okuryazarlığınızı geliştirebilmeniz açısından. Evet, bunu artırmanız açısından. Şimdi tabii bizim işimiz iCrefX, biz bir kripto para borsasıyız. Kripto para borsası olduğumuzdan mütevellit insanların da bilerek yatırım yapmasını istiyoruz. 3 ana başlık var aslında eğitimde. Bir tanesi kripto paraları ve blockchain'i bir anlatacağız. O hani bilmeyenler işte kriptoloji nedir, kripto paralar nasıl ortaya çıktı, bu işin felsefesine, Satoshi Nakamoto diye bir adam var ama yok ortada, kim bu, blok zinciri nasıl bir şey, güvenliği bunu nasıl sağlıyor falan. Bu işin bizimle alakalı olan kısmı. İşte blockchain veya kripto para ekosistemini öğrenmek isteyen izleyenler tarafından olan kısmı. 1. 2. Teknik analiz öğretiyoruz. Yani şu an bir araştırma müdürümüz var, Beste Hanım. O teknik analiz öğretecek. Bunların hepsi bu arada Zoom'dan olacak. Yüzer kişilik paketler halinde yapacağız bunu. Aşağıda bir link var. Oradan şey yapabilirler, üye olabilirler eğitime. İşte Dow teorisinden tutun da grafikler nasıl okunur, vade nasıl belirlenir, destek direnç nasıl şey yapılır, indikatör osilatör nedir, teknik analizde aslında Fibonacci rakamları nedir, geri çekilme oranları nedir falan. Bunları anlatacağız ağırlıklı olarak. Formasyonlar nedir gibi. Şimdi burada öğrendiğiniz bilgiyi kalkıp dolar TL'de de kullanabilirsiniz. Hisse senedinde de kullanabilirsiniz. Bonoda da kullanabilirsiniz falan. Eğer teknik analizle ilintili bir durumsa. Artı bunun üçüncüsü olarak da bir kripto paralarda temel analiz nasıl yapılır sorgusu var. Biz ilk bu işe çıkarken kripto paralardaki temel analiz konusunda biz bunu söylediğimizde biraz şüpheci ve şey bakarlardı bize. Açıkçası iCrefX'i kurduğumuzda. Çünkü research takım bu arada hiçbir borsanın yoktu. İlk biz akıl ettik. Yani yüksek hacimli kripto paralar nedir? Nasıl hareket eder? Bunların flow'ları nedir? Biraz bundan bahsediyoruz. Oynaklık hesabı yapıyor Ozan. Hazine yöneticimiz bu arada. Bir korelasyon haritası çıkartıyor. Ve daha sonra bizim kendi modellerimizle tahminleme yöntemlerimiz var. Bizim iCrefX'e özel. Ozan'ın ve araştırma takımının geliştirdiği. Yani biz bunlarla Bitcoin fiyatını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu modellerin de nasıl çalıştığını ve nasıl işlediğini anlatacak. Dolayısıyla bayağı verimli, entelektüel, dolu dolu bir eğitim. Ne kadar ödeyeceğiz? Ücretimiz ne olacak? Abi ücretiniz o Zoom'da otururken ne içiyorsan artık. Kahve, kahve, su, kendi evinde ne iç. Ücretsiz. Bizde ücretli bir şey yok. Evet. Bu da bizim size bir hediyemiz olacak. Ama ne yazık ki 100 kişiyle sınırlı. Onun sebebi de bizden kaynaklı değil. Yani Zoom'un kapasitesi o. Ama devamı gelecek. Yani mesela örnek veriyorum. Kripto paralar ve blockchain eğitimi şu an biz başlatıyoruz. Orada bir tarih var. Bir sonraki tarih henüz belli değil de ama ilk yüzü buraya alacağız şu an. Devamında tekrar bir daha yapacağımız eğitimde gene aynı şeyler konular konuşulacak teknik analiz içinde ve artı konuları da genişleterek eğitimlere başlatacağız. İstediğiniz kadar eğitime başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bravo. Evet. Onu söyleyelim. Videonun hemen altına bir link bırakıyoruz. O linke tıkladığınız zaman 3 tane link bırakıyoruz. O linklere tıkladığınız zaman üyeliğinizi yapabiliyorsunuz. Aynı kitapta olduğu gibi yine çok basit bir form var. O formu dolduruyorsunuz. Herhangi bir ücret yok. Bunu özellikle belirtelim. Tabii tabii. Tamamen sosyal sorumluluk amacıyla yapılmış bir şey. Gökalp Bey'in, sevgili dostumun bize hediyesi aslında bu. Estağfurullah. Bence çok da güzel bir şey. Merakınız varsa, illa gidin yatırım yapın diye söylemiyoruz bunu. Merakınız varsa, bunu öğrenmek istiyorsanız eğitimlere katılın derim arkadaşlar. Keyifli olacağını düşünüyorum. Abi şöyle yani evet yani bu böyle bir ışık yakıyor insanlarda böyle eğitimler. Bence de bu işleri meraktır en azından. Teknik analizi bilmek ya da bu işi ya bir dakika kripto duyuyorum. Ya oturayım bir dinleyeyim şurada kahvemi içerken. Bir saatlik bir 45 dakikalık eğitimler yani çerez gibi. Hani kulaklıkla işimi yaparken bir taraftan da onu dinleyeyim. Ufak tefek notlar alayım falan. Bu ay 3 tane yapıyorsunuz değil mi? Evet abi. 3 başlığı bir daha söyle abi sadece başlıklarını. Blockchain ve kripto paralar, teknik analiz eğitimi ve temel analiz eğitimi. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum.
istiyorum Gökalp Bey. Bundan sonra böyle beyli konuşalım. Yani mesafe. Yani biraz koruyalım. Evet. Hayır, o senin tavrından dolayı ama. Ne benim tavrım? Tabii havalara girdin hemen. 23 bin dolar oldu falan. 100 bine giderse sekreterimle bile ulaşamayacaksın bana. Ulaşamayacaksın diyorum. Görüşeceğiz bakalım. Çok teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Ensenizi karartmayın. Kahvenizi için. Ama en önemlisi, hangi piyasada işlem yaparsanız yapın, ne olursunuz uzun vadeli yapın. Herkese ben de teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Sağlıkla kalın inşallah. Hoşça kalın.